47 yıl önce Erzincan'dan Avustralya'ya gelip akabinde Almanya'da büyük hizmetler sunan örnek insan Saliha Gülfırat. Psikolojik danışmanlık, sosyal danışmanlık, hipnoterapi konularında kanuni müşavirlik vermektedir. Saliha Hanım, hayat koçluğu ve vasi olarak haklarını savunduğu kişilerin memnuniyeti kazanmasının haklı gururunu taşımaktadır. Saliha Hanım'ın gurur verici hikayesini hep birlikte izliyoruz. Benim ailem Türkiye'de Anadolu köyünden Erzincan'dan geldiler. Ben 47 yıldır Avrupa'dayım. İlk önce 6 yaşıma Avusturya'ya getirildim diyeyim. Çünkü beni zorla getirdiler. Küçük köy, sen huzurlu yaşıyorsun, mutlu bir yaşamın varken aynı yetimde abim vardı. Ben abime çok düşkünüm. İkiz gibi birlikte aramızda 10 ay var. Birbirimizi çok severek yan yana büyürken bizi ayırdılar. Ben, küçük kardeşim, annem Avusturya'ya gelmeye karar verildi. Babam da buradaydı, Avusturya'da da önceden. Ve beni ağlayarak getirdiler, zorla. Annem haliyle çalışmaya başladılar. Benim küçük kardeşim 1 yaşındaydı. Bana bıraktılar biraz da. Yani ben 6 yaşında biraz annelik de yaptım. Biraz yalnız büyüdük bence orada. Ayrıyeten Almanların tabii ki mentalitetine alışmamız gerekiyordu. Biraz zorlandık. Güzel günlerimiz oldu ama kötü günlerimiz de oldu. Ne kadar uyum sağlasam bile ve ben de gerçekten çok iyi uyum sağladım. Gene de nereye gitsen de Almanya'nın, Avusturya'nın, Avrupa'nın nerede olsan yabancı kalıyorsun, değişmiyor. Almanların arasında annem Almanca bilmiyor. Ben 7-8 yaştan sonra anneme sosyal danışmanlık yaptım yani. Çok küçük yaşta ailemizin haklarını savunmaya başladım. Küçük kardeşime, çevremize, ailemize. Alışıyorsun küçük yaşta kendini savunmaya. Başkasını savunmaya, Türk insanları savunmaya başlıyorsun. Ama ben tabii ki Almanlar içinden büyümenin de bir avantajı vardı. Almanca'yı çok güzel bir şekilde öğrendim. Hatta Türkçe'yi unuttuk. Bir ara Türkçe hiç bilmiyordum, unutmuştum resmen. Almanca'yı bayağı profesyonel olduğu için tabii güzel. Okulda iyi oluyorsun, derslerin iyi oluyor. Ayrıca da ezildiğin için de biraz... Ezilmemek için daha da güçleniyorsun. Zaten insanlar, ezilen insanlar daha genelde güçlü oluyor. Bir düşman lazım güçlü kalkmak için. Güçlü bir insan ya, düşmeden bir insan güçlenemiyor. Sadece karanlıkta yıldızları görebiliyorsunuz. Yoksa göremiyorsunuz. Yani bunlar çok önemli bir noktalar. Dışlanmayla ben güçsüzüm, işte ben dışlanıyorum, ben sevilmiyorum. Öyle bir depresyonlara düşmedim. Siz mi beni dışlıyorsunuz? Siz mi beni kabul etmiyorsunuz? Ben sizi gösteririm. Ben Saliha'yım. Hatta bir ara beni Saliha bırakıp Seli ismimi değiştirdiler. Ben 5 yıl böyle yaşadım. Adım da Saliha değildi, Seli oldum. Yani bunlar tabii ki güzel bir şey değil ama bunlar gene de beni yıkamadı. Çünkü kendimizi sevdiğimiz için. İnsan kendini sevmesi çok önemli. Yaşadığım kötü yönleri ve iyi yönleri tabii ki kendi insanıma sunmaya başladı. Ve bunu meslek yaptım sonunda. Şimdi 20 yıldır ben Sulh Mahkemesi için çalışıyorum. Kanuni müşavir olarak, kayyum, vasi, bilirkişi bir de çocuk avukatı olarak. Sosyal ev hasta bakım servisinde sosyal danışman olarak çalışıyordum. Oradaki hastalarımızın haklarını ile ilgili yazışmalarla ilgileniyordum. Yani bir takım hakların için müracaat ediyordum. Ayrıyeten de bir de çok ilgi çeken bir alan psikolojik rahatsız insanlarına destek olmak. Zaten bu alana ben çok merak ediyordum. O bölümde de çok eğitim gördüm. Çok diplomalar aldım. Ağırlık psikolojik, şizofreni, paranoya, bipolar bozukluğu,
ve borderline hastalıkları gibi insanlarla ya da evin içinde cinlerle nuskalı, bunları biz Almanlarda pek görünmeyen olay. Bu tip insanlar, ruh hasta insanların haklarını hem savunuyordum, ayrıca gidip onları evde ziyaret edip emosyonel bir şekilde destek olmaya çalışıyordum. Halen de benim şu andaki işime bunu tabii ki kullanıyorum, o tecrübelerimi. Sonra bir hakimle tanıştım. Çünkü hastaların bu mahkemeyle çok ilgilendiğim için, Sulh Mahkemesi'yle. Hakim bana dedi, Salih Hanım siz dedi kaç yıldır çalışıyorsunuz ve dikkatimi de çektiniz. Siz dedi müşavir olarak niye çalışmıyorsunuz? Müşavir olarak o zamana kadar ben müşavir ne olduğunu bilmiyordum. Vasi, kayyum, biz öyle sıkıntımız oldu bizim akrabalar. İşte Almanca bilen teyze çocuğu, amca çocuğu sahip çıkıyordu herkesle. Doktora gidiyordu, bizim öyle ne avukata hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Tamam dedim, nasıl bir şey? Araştırdım, ilgilendim. Biraz da tabii ki vasilerle de çalışıyordum bu dönemde. Betreuungsrecht Akademie der Sozialberufe, onun diplomasını aldım. Orada eğitim gördüm. En azından o bölümü tam öğreneyim diye. Ayrıca bir de hemşire diplomasını da aldım. Onu da bitirdim. Psikolojik bölümde çok eğitimler ayrıca gördüm. Hazırlıklı bir şekilde mahkemede müracaat ettim. Buradaki Schöneberg semtinde bir yaşlı bir hakim beni çağırdı. Dedi Salih Hanım, sizce dedi bu vasilik çok büyük bir sorumluluk alan bir iş, biliyorsunuz sizin gibi Türk bir bayan zaten hiç piyasada yok. Ben 20 yıl önce tek gerçekten Türk bir bayan olarak ben müracaat etmişim, haberim yok. Dedi siz de sizce dedi siz bu işi neden yapabilirsiniz? Çünkü bu işe girmek için gerçekten şartlar çok kötüydü. Bir yıl çalışman gerekiyordu gönüllü bir şekilde. Yani bunu herkes almıyorlardı. Ben dedim ki ben vasi olarak insanların bütün hakları bana verilecek. Yani diyelim birisinin para sıkıntısı var, içkici, şizofren, parasını harcayamıyor ve fazla harcıyor. Kendine zarar verince bana veriyorlar onun dosyasını. Ben çocuk gibi onlara bakıyorum. Paralarını ayarlıyorum. Onlara paralarını aylık veriyorum. Kiralarını ödesinler diye, evsiz kalmasınlar diye. İşte doktorlar için terapist. Yani bir sadece avukat olarak değil, hukukçu olarak değil, bir anne baba gibi. Yani onlara sahip çıkıyorum aslında. Yani bu mesleğin tabii ki kötü yönler de olacağını ben biliyordum. İnsanlar beni nefret edecek. Siz nasıl benim paramı alırsınız? Siz nasıl benim için karar verirsiniz? Ben bir özgür bir insanım. Yani sevilmeyeceğimi biliyordum. Şunu ben, şimdi hakim bana dedi ki Salih Hanım sizce dedi bu işi sen niye yapabilirsiniz? Dedim ben sevilmemeye alışkınım. Dışlanmaya alışkınım. Benim müvekkillerim de beni tabii ki sevmeyecek. Biliyorum. Çünkü onlar için elinden parasını alan, onlar için hayatını karar veren, evinden çıkarıp huzur evine istemeyerek yatıran, kapalı psikiyatriye karar veren, çocuğunu ondan elinden alan bir insan olacağım. Yani sevilmeyen bir role gireceğim. Ve bu konuda dedim hakim bey, benim hiç sıkıntım yok. Yani ben bu dünyada bir şey biliyorsam ve gerçekten en büyük karakterim güç bu. Dedi siz çok da bir cevap verdiniz dedi. Bu cevap dedi çok önemli. Çünkü bu iş için en önemli gereken karakter veya hassasiyet bu. Çok sabırlı bir insan, çok pozitif bir insan. Yani her sıkıntının ardından çok güzel bir şeyler yaratıyor. Yani bakış açısı çok güzel. Yani bazen diyorsun ki ben bu işin içinden çıkamayacağım. Her zaman insana güzel bir yol gösterebiliyor. Ve sonradan insan kendisini böyle hafif hissediyor. Diyorsun ki yani ay bu kadar kötü değilmiş. Ben 2 yıl önce en son olarak hipnoz terapist eğitimi bitirdim. Bu bana çok çok faydası oldu benim. Yaşadıkların, çocukluğunda yaptığın her şeyini bir tamamlayabiliyorsun. Enerjini oradan alabiliyorsunuz. Çözüm her zaman
kendinde, hiçbir zaman dışarıda değil. Sen içindeki o ruhuna çok sahip çıkarsan, bir güzel bir oda gibi kapatırsan benim şu odam gibi, süslersen, püslersen, herkes içeri almazsan, kimse dağıtamaz. Benim elemanlarım benden sonra geliyor. Önce ben geliyorum. 7:30'da büroda oluyorum. Bazı 7'de. Elemanların masalarına biraz bakıyorum. Ne yaptılar, ne ettiler. Kontrol ediyorum. Bu çok önemli. Biraz belki kontrol freak olabilirim. Ama bu da gerekiyor. Yoksa üretemiyorsun. Disiplin çok önemli. Yoksa ilerleyemiyorsun. Also ich arbeite seit 2007 für Frau Göfirat und habe dadurch sehr viel Einblick auch gerade mit den Kooperationspartnern an die türkische Gesellschaft hier in Berlin. Wir sind absolut eingespieltes Team. Also wir müssen teilweise muss ich da nur ein kurzes Wort in den Raum werfen und ich weiß, was dann los ist und was ich machen muss. Salih Hanım her sabah büroya girdiğinde bizi pozitif bir enerjiyle karşılıyor. Bu da hepimizi iş günümüze motivasyon ediyor. Salih Hanım'da sevdiğim en çok öğretmeyi bir de eğitmeyi gerçekten çok seven birisi. Also die Atmosphäre bei Frau Güfirat finde ich ganz schön, weil wir sind vertraut, familiär, finde ich. Es ist ganz anders als bei anderen Unternehmen. Es ist nicht verkrampft, sondern wir lachen auch viel, wir sprechen über private Sachen, man kann offen sein. Und was ich über Frau Güfirat erzählen kann, ist, dass Frau Güfirat für ihre Klienten wirklich alles tun würde. Sie ist 24 Stunden am Tag erreichbar und vor allem ist sie sehr empathisch, was in diesem Beruf sehr wichtig ist, finde ich. Und ja, wir haben sie alle ganz doll lieb. Tabii ki ben elimden sadece hukuksal olarak değil, bir hayat koçu olarak da onlara destek olmaya çalışıyorum. İnsan her şeye katlanabilir. Ağlamak da çok kötü bir şey değil. Ağlayacaksın, ağlayacaksın. Düşünce de ağlayacaksın. Birisi de elini uzatıyorsa, siz de elini uzatacaksınız. Karşılıklı. Siz yerde yapışırken başkası sizi kaldıramaz. Siz de tutacaksınız kendinizi. Benim işim de bu. Yani yine de hiç kimse benim yanıma gelip Salih Hanım bana yardım etmek istiyorsanız onu herkes için dilemiyorum. Çünkü bana gelen insanlar artık hayatında gerçekten çoğu şeyi kaybetmiş bir insanlar. Eğer hukuk, yasal toplum o insana yardım edemiyorsa genelde son kapı olarak benim kapım oluyor. Biz insanlar her zaman kötü duruma düşebiliriz. Hata yapabiliriz, yanlış kararlar verebiliriz, yanlış seçimler yapabiliriz. Kendi hayatınızı elinize alın. Kendi hayatınızın patronu olun. Başkasına teslim olmayın. Özgürlüğe bakalım, özgürlük kafada başlar. Ve kafanız özgür olursa, insan olarak özgür yaşamayı öğrenirseniz başarılı olursunuz.